Herkese selamlar arkadaşlar. Blind Gamer TV'ye tekrar hoş geldiniz. Son Forza Horizon 5 videomuzda 200 adet şans çarkı açmıştık. Bugünkü hedefimiz 100 tane şans çarkıyla bu parayı ve çıkan araçları inşallah geçmek. Öncelikle bunun bir şans işi olduğunu tekrardan hatırlatmama gerek yok sanırım. Zaten adı üstünde şans çarkı ve süper şans çarkı. Bugün işimiz birazcık daha kolay olacak. 100 tane süper şans çarkı çevireceğiz ama şans çarkı bildiğiniz gibi tekli, süper şans çarkları üçlü. Aslında bugün nereden baksanız yani 300 tane açmış gibi bir şey olacak. 200 tane şans çarkından 2 tane koleksiyon arabası bulmuştuk. Efsanevi. Ve bir tane de hediye çıkmıştı. Ferrari'nin görevini tamamladığımız için. Onu saymazsak 200 tane şans çarkından toplamda 12 milyon para ve 2 tane koleksiyon arabası çıkmıştı. Yani toplamıştık. Bakalım bugün 100 tane süper şans çarkından kaç tane efsanevi araba çıkaracağız? Yani koleksiyonumuza kaç araba ekleyeceğiz? Ne kadar nakit para biriktireceğiz? Bunları hep beraber sizinle beraber ben de göreceğim. Bunun tamamen bir şans unsuru olduğunu lütfen unutmayın. Dediğim gibi adı üstünde şans çarkı. Bana 2 araba çıkar, size inşallah 12 tane araba çıkar. Çok daha fazla para kazanmış olursunuz. Zaten para kasma yöntemlerimizi artık biliyorsunuz. Şans çarkı biriktirmeyi ve hangi araçların verdiğini. Videonun sonunda detaylara değineceğiz. Şimdilik hepinize iyi seyirler dilerim.
Evet dostlar, tam tamına 99 adet süper şans çarkını açtık sizinle beraber ve son bir tane şans çarkımız kaldı. Daha doğrusu süper şans çarkımız kaldı. Şimdi burada size bir süper şans çarkı ile ilgili bir glitch'ten bahsedeceğim. Öncelikle baştan şunu söyleyeyim, bu bir uyarıdır. Bu bahsedeceğim glitch çok tavsiye edilen bir glitch değil. Nedenini soracak olursanız, oyunun bir açığından faydalanıyorsunuz burada. Şöyle bir, şimdi ekranda gördüğünüz gibi ilk slotta 4000 para var, ikinci slotta araba var, üçüncü slotta da 15.000 para var. Yani ilk slot para, ikinci slot araba, üçüncü slot para. Şimdi bu bahsedeceğim glitch şu şekilde işliyor. İlk iki slotta para olması lazım ki bu tercihen yüksek bir para olması lazım. Örnek veriyorum, burada çıkabilecek en yüksek para 300 bin olduğu için birinci slot 300 bin, ikinci slot 300 bin, yani sizin iki slotta 600 bin kazancınız var. Üçüncü slotta sizin zaten sahip olduğunuz bir araba olması gerekiyor. Örneğin bu ekrandaki Chevy Impala şu anda bende var. Bunun üçüncü slotta olduğunu düşünürseniz ekrana tıkladığınızda, yani ödülü toplama tuşuna bastığınızda sizden bu arabayı ne yapmanız gerektiğini soruyor. Yani bu arabayı ne yapalım diyor. Siz bu arabayı isterseniz satabilirsiniz, isterseniz garajınıza ekleyebilirsiniz, isterseniz hediye verebilirsiniz. Fakat burada glitch şu şekilde işliyor. İlk slot para, yani 300 bin geldi. İkinci slot 300 bin geldi. Üçüncü slotta da sizin sahip olduğunuz bir araba geldi ve arabayı ne yapmak istediğinizi sorduğu ekranda siz bu ekranda oyunu tamamen kapatıyorsunuz. Mesela Xbox'ta Xbox tuşuna basarak Forza Horizon'a gelip menü tuşundan direkt çıkış yaptığınızda oyunu zorlayarak çıkmış oluyorsunuz. Yani oyunu kapatıyorsunuz. Bilgisayarda direkt Alt F4. Oyunu kapattığınız zaman tekrar oyuna girerseniz eğer bu şekilde 300 binlik slot, birinci slot ve 300 binlik ikinci slot bir şans çarkı daha çevirdiğinizde, yani süper şans çarkı çevirdiğinizde tekrardan gene para gelecek. Yani 300 bin ilk slotta, 300 bin ikinci slotta yine para gelecek. Üçüncü slotta araba değişebilir ama yine de sizin sahip olduğunuz gene bir araba geliyor. Bu oyunun bir glitch'i. Yani oyunun bir açığı, bug'ı da diyebiliriz. Bu oyunun bir hatasından faydalanmaktır. Bunu yapan çok fazla insan var. Fakat ben güvenip ben bu tekniği hiç denemedim. Ya denemediğimden kastım, bir kere denedim. Aynen söylediğim gibi para çıkıyor. Fakat bunu birkaç sefer yapmadım üst üste. Çünkü yani hesabın banlanmasını istemiyorum. Reddit'te okuduğumda bu yöntemi ilk gördüğümde Reddit'te okumuştum. Daha sonra YouTube kanallarında da bu yöntem paylaşıldı. Çok güvenilir bir yöntem olduğu söyleniyor ama ben bu konuda arkadaşlara çok fazla katılmıyorum. İsteyen deneyebilir, isteyen yapabilir bunu. Ama bence hesabınızı da, arabalarınızı da, paranızı da boşu boşuna riske atmanın bir alemi yok bence. Zaten ilk videomuzda, yani Forza Horizon 5'in ilk videosunu paylaştığımda ne kadar kolay şans çarkı kasıldığını, bu çarkları nasıl açacağınızı, hangi araçla daha kolay açabileceğinizi zaten anlatmıştım. AFK yarışları orada ince bir şekilde göstermiştim. Daha sonra sadece AFK yarışları için bir video da çekeceğim. Dediğim gibi bu yöntem sadece bahsetmek istedim. İsteyen yapar, istemeyen yapmaz. Orası tamamen size kalmış bir durum. Zaten burada da toplamda 200 tane şans çarkı ve 100 tane süper şans çarkı çevirdik. Birazdan kaç para geldiğini bakacağız hep beraber. Son şans çarkı da iyi geldi bari. 200 ve 100 bin güzel bir para geldi. Evet, 159 milyonluk bir paramız var şu anda. Yani 140 milyondan 159 milyona çıkmışız. 19-20 milyon civarı bir para kasmışız. Yine Forza Horizon 5'in özel, yani Forza Edition arabaları var bu şeyde, biliyorsunuz. Bunların ben şahsen Sesto Elemento haricindekileri satıyorum, çıkanları. Çünkü Sesto Elemento hala müzayedede güzel bir para yapıyor. Ve çıkan arabalarımız da bunlardı bu arada. Bir tane yine Ferrari çıktı. İki tane daha şeyi art koleksiyonu arttırmış olduk. Yani 535 oldu koleksiyonumuz. Burada şimdi şöyle bir tesadüf oldu. 100 tane şans çarkından 2 araç çıktı. Özür dilerim. 200 tane şans çarkından 2 tane araç çıktı. 100 tane süper şans çarkından da 2 tane araç çıktı.
Bu kafanızda böyle bir yer edinmesin. Yani 100 tane de yapsam, 200 tane de yapsam bir şey değişmeyecek gibi. Adı üstünde arkadaşlar, bunlar şans şarkı. Yani bunların nereden ne çıkacağını hiç bilemezsiniz. Bana 2 tane çıkar, size inşallah 12 tane çıkar. Ben her zaman bunu söylüyorum. Bu tamamen şansla alakalı bir şey. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Dikkat etmişsinizdir. Eğer videonun tamamını seyrettiyseniz, ben çıkan arabaların bazılarını değil, yani hepsini sattım. Çok nadir kendime araba ayırdım. Bazılarını yanlışlıkla yaptım. Satma yerine garaja ekle diyorsunuz. Hızlı hızlı yaparken bazen karışabiliyor. Hepsini satıyorum arkadaşlar ben. Çünkü müzayedede çok komik fiyatlara giden arabaları burada biraz daha, bir tık daha üstüne satabiliyorsunuz. Mesela Mercedes 1 milyon küsüre burada satıyorsunuz ama müzayedede de 200 bine artık gitmiyor araba. Çünkü çok fazla çıktı ve hediye edildi o araba. O yüzden arabaları satıyorum ben. Ama aklınız karışırsa arabayı satmayın. Müzayedede de bakın. Bir sonraki sefer çarkta çıktığı zaman o şekilde satın. Yani ben satıyorum diye bu sizin de satacağınız anlamına gelmez. Ben de zaten mevcut olan arabaları ben direkt satıyorum. Tekrardan müzayede açmakla, onu işte sattın satamadın vesaireyle uğraşmadan direkt onları da elimden çıkarıyorum. Dediğim gibi izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah işinizi gören bir video olmuştur, en azından merak açısından. Hepinize teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim hepinize.